yeni bir Kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Arjantinli mimarlık ofisleri Jean Serra ve Lima tarafından tasarlanan F evi, Arjantin'in lüks sahil beldesi Carrillo'da yer alıyor. F evi dış cephesinin tümünü kaplayan açık tonlardaki ahşap sayesinde doğayla güçlü bir bağ yakalamış. Yapı üst katta ebeveynlerin kullanabilecekleri bir suite, zemin kattaysa çocuklar ve konuklar için iki yatak odası olacak şekilde tasarlanmış. Projede terasın içine yerleştirilmiş ve galeriyi ana odalara bağlayan U şeklinde bir zeminde geliştirilmiş. Farklı mimari ilkelerin sentezlendiği F evi, bütün ve detaylar arasında kurduğu ilişkiyle de dikkat çekiyor. Rudolf ve Bizama Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan BG evi Şili'de Vinaha Gölü'nün kıyısında yer alıyor. Doğal aydınlatma ve iklim koşulları düşünülerek tasarlanan yapıda güneş ışığını verimli kullanmak için kuzeye bakan iki pencere açılmış. Ayrıca iç avlu sayesinde doğanın yarattığı atmosferden en iyi şekilde yararlanılmaya da çalışılmış. Evin dışında önceden boyanmış metal levhalar kullanılarak hem iç mekanlar yağmurdan korunmuş hem de duvar ve çatılar arasında bütünlük hissi sağlanmış. Evin içinde ahşap kaplama tercih edilirken beyaz tonlardaki çerçeveleme sayesinde manzarayla da tezatlık sağlanmış. Meksikalı mimarlık ofisi Zozaya tarafından tasarlanan Z evi, Zihitanaya'daki yüksek bir tepeye konumlanmış. Yüzeyi düzensiz bir arazide yer alan ev, kullanıcılarının panoramik manzaranın ve iklimin tadını çıkarabileceği minimalist bir yapı olarak düşünülmüş. Cadde cephesinde kullanılan dikey bambudan yapılmış çift citarlı cephe hem güneşten korunma hem de gizlilik sağlanmasına yol açıyor. Evin orta katından terasa ve havuza erişim sağlanırken havuzun yapısı panoramik manzarayı ve okyanusu tamamlayacak şekilde düşünülmüş. Beton, çelik, kireç taşı, bambu gibi malzemeler kullanılarak yapıya modern ve tropik bir kişilik kazandırılmış. Doğayla uyum içinde olan Z evi kullanıcısına sağladığı konforla benzerlerinden de ayrışmış. Lisbon'da bulunan Casa do Monte, Leopold Bancini ve Daniel Zambarida tarafından renove edilmiş. Molozlu bina, çocuksuz bir aileye ev sahipliği yapmak için ağaçlı bir katman üzerine yeniden yapılandırılmış. Binanın beyaz cephesindeki tarihi açıklıklar korunurken iç mekanlar manzaradan yararlanmak ve hacim oluşturmak için oyulmuş. Çift yüksek alan zeminler arasında nefes almayı ve iletişimi mümkün kılarken bölünmeyen bir alan da oluşturmuş. Basit ve sıradan malzemelerle inşa edilen yapıda mineral beton yapı açıkta bırakılmış. İç tasarımda yerel, pembe ve beyaz mermerler tercih edilmiş. Casa do Monte, tarihi dokunun modern tasarımla birleştiği bir yapı olarak dikkatleri çekmeyi de başarmış. Avusturyalı mimarlık ofisi Jurit Roy tarafından tasarlanan meşe altındaki ev, Einbergen kasabasında yer alıyor. 4 kişilik bir aile için tasarlanan ev, dağlık bölgedeki bir yamacın üzerinde bulunuyor. 3 katlı yapının zemin katı, giriş alanı olarak kullanılırken, birinci katında oturma alanları, ikinci katında ise yatak odaları yer alıyor. Sürdürülebilir, doğal ve yerel malzemelerin ön plana çıktığı yapı, masif ahşaptan oluşmuş. Ayrıca ısınma için kullanılan toprak kaynaklı ısı pompaları, masraftan tasarruf edilmesini ve ekolojik dengenin korunmasını sağlıyor. Meşe altındaki ev, etkileyici vadi manzarası, doğa dostu yapısı ve işlevsel kullanımıyla benzerlerinden böyle ayrılıyor. Yine bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.